Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi inek deseni çalışması yapacağız sizlerle beraber. İnek deseni duvar kağıdı yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunlar daha önce yaptıklarım. Bunlara benzer şeyler yapacağız. Daha doğrusu aynılarını yapacağız. Öncelikle kullandığım uygulamayı BizPaint6 şu anda ekranda görüyorsunuz zaten uygulamayı. Hemen artı butonuna tıklayıp bir boyut seçiyorum. Bu arada yeni özellik gelmiş. Boyutları buradan ayarlayabiliyoruz gene ne seçersek. Böyle. Arkadaşlar, BizPaint6 uygulaması gördüğüm kadarıyla güncellenmiş. Yorumlara yazın eğer isterseniz uygulamayı bu şekilde yeni gelen özelliklerini yeniden anlatabilirim sizler için. Böyle gördüğünüz gibi fırçaların yerlerini değiştirme falan gelmiş. Bu şekilde. Kaç fırça olduğunu hatırlamıyorum şu an ama sanırım fırçalar aynı. Yeni fırça gelmemiş sanırım. Şöyle. Bir de buraya çevrimiçi diye bir özellik gelmiş. Burası şu an böyle açılıyor. Böyle şeyler var. İsterseniz yeni güncelleme ile gelen şeyleri beraber inceleyebiliriz. Ama şimdi hani videomuza geçelim. Şimdi fırçamızı seçelim. Ben dijital kalem kullanıyorum. İstediğim bir rengi seçeceğim bir de. Kırmızı yapacağım. Şöyle. Şimdi fırçamın boyutunu ayarlıyorum. Ve yapıyorum. Kafama göre yapacağım. Karışık. Tablet kalemim arada çizmiyor nedensizce. Ondan bu arada bazen duraksayabiliyorum. Şimdi bu şekilde yaptım. Şimdi katman ekleyeceğim. Bu inek desenleri birinci katmanda. Benim şimdi kullanacağım katman ikinci katman olacak. Ondan şu an ikinci katmandayım. Siyah rengini alıyorum ve kalemimin boyutunu 4 yapıyorum. Şimdi bu çizdiklerimi de şu şekilde böyle çizeceğim. Arada dışarı kaçıracağım. Arada içeri. Bu şekilde çizeceğim. Evet, şimdi yaptım gördüğünüz gibi. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben arka planını da boyayacağım. Şimdi yeniden bir tane katman ekliyorum. Ve 1, 2 ve 3. katman oldu. Bu üçüncü katmana tutuyorum ve birinci katmana götürüyorum. Bu kırmızı inek desenleri 1, üstünden geçtiğimiz siyahlar 3. Arka planına boyayacağımız için birinci katman alıyor. Birinci katmana geldim. Bu kırmızı rengini seçtim. Ve buraya gelip kırmızı rengini açıyorum. Ve boya kovasından arka planı boyuyorum. Daha açık bir renk yapacağım. Bu şekilde. İsterseniz üstüne isminizi de yazabilirsiniz ama bence böyle daha güzel oluyor. Şöyle kaydedelim. Şimdi rahatça görebilmenin az önce reklam girdiği için durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu çizim şeyi duvar kağıdı yapacağım tabletime ve size öyle göstereceğim ki daha güzel anlayın. Hemen yapıp geliyorum o zaman. Gördüğünüz gibi bu şekilde bence çok güzel duruyor. Bunu istediğiniz her renkle yapabilirsiniz tabii ki de.
Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sorularınız varsa da dediğim gibi yorum yapın. Nasıl yapılır videomda sizler de yer alabilirsiniz bu şekilde. Sizleri seviyorum. Abone olun, like atın, yorum yapın. Görüşürüz.